Gündüz, imtihanlar nasıl gidiyor? Bu hafta yok ama haftaya çok var. Turan ablan çalıştırır artık. Bu ara canı sıkılıyordu zaten. Turgut, sen hiçbir şey yememişsin oğlum. Haberler iştahını kapatmışlar. Ne haberi? Refik Usta senin dükkanı satışa çıkarmayı planlıyormuş. Yok öyle bir şey ya. Siz nereden duydunuz? Bu sabah kendisiyle karşılaştım. Makul fiyat veren biri olursa hemen satacağını söyledi. Ben de kendisine talip olabilecek bir iki dostumdan bahsettim. Mahsus yapıyorsunuz. Sırf üzerimde tahakküm kurmayı başaramadığınız için. Turgut. Sen hangi cüretle böyle konuşabiliyorsun? Bırakın lütfen. Ne söylemek istiyorsa söylesin. Şimdi Refik Bey'in dükkanı satma kararında gülünç bir şekilde beni kabahatli buluyorsun öyle mi? Ben çocuk değilim İsmail Bey. Aptal da değilim. Ne yapmaya çalıştığınızın farkındayım. Ve buna müsaade etmeyeceğim. Şimdi o züppe arkadaşlarınıza söyleyin, boşuna heveslenmesinler. Dükkan satılık mı? Ben alıyorum. Merakımı mazur gör ama hangi parayla? Eğer sana borç vermemi isteyeceksen, sanırım önce bu kabalığın için benden af dilemen gerekiyor. Sizin 5 kuruşunuza ihtiyacım yok. Nankör. Sana hala kimin sayesinde bu evde oturduğunu hatırlatırım Turgut. Merak etmeyin. Bir dakika daha durmayacağım burada zaten. Anne, sizin de benimle gelmenizi rica ediyorum. Anne, bu terbiyesizliğe müsaade etmeyeceksiniz herhalde. Oğlunuzun davranışlarından sorumlu değilsiniz Leyla Hanım. Lütfen, rahat olun. Tam tersine. Tek sorumluluğum çocuklarımdır İsmail Bey. Yerim de onların yanı. Şimdi izninizle. Nereye gidiyoruz anne? Muhterem hanımlara çocuğum. Bana sabrı ve nezaketi tembihlediğinizi biliyorum. Ama dayanamadım. Sözünüzden çıktım, affedin. Annem yok mu? Yok. Muhterem hanım teyzeyle kumaşçıya gittiler. Özür dileyeceksen geç otur. Ama önce benden özür dilemen lazım, annemden değil. Ya öyle mi? Ya öyle. Niçin özür dileyecekmişim öğrenebilir miyim? Öz kardeşine karşı sahibinin sesini dinleyip taraf tuttuğun için. Terbiyesiz. Sahibinin sesi deyip sadık köpek mi demeye çalışıyorsun bana? Sen iyice haddinin hudutlarını zorlamaya başladın. Haddimin hudutları kocanın mülkü ise alın evinizi başınıza çalın. Annemle ben, İsmail Kantürk'ün tebaası, bendesi değiliz. Turgut kes artık. Bu nankör tavırlarını annemi ne vaziyete düşürdüğünün farkında değil misin? Onu bu vaziyete düşüren sensin, tamam mı? Kocana yaranmak için ne halt edeceğini şaşırdın, utan be! Küstah! O lafı kocana iade ediyorum. Hepimize lütuf yapıyormuş gibi ortalarda dolaşmasın. Ailemizin reisi olmaya hiç çalışmasın. Ondan olsa olsa çete reisi olur. Bırak, bileğimi kıracaksın. Çık git. Sen İsmail Kantürk'ün karısısın. Benim ablam değilsin.